Sayın Başkan, sezon başı planlama ile ilgili konuşurken daha çok 5-6 transfer üzerinden konuşuluyordu ama transfer sayısı onu geçti şu anda. Planlama ile sizi de çok fazla göremiyoruz. Belki buranın sorusu değil tam ama Fenerbahçe'nin planlaması ile ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Forvet transferi son olacak. Kaç yabancıyı göndermek istiyor Fenerbahçe? En azından bu konularla ilgili böyle genel bilgi verebilir misiniz? Yabancı sayımız kurallar gereği neyse olacaktır. Değişti ya bu dönemde 21 kaydedilebiliyor. O başka. Orada cebimizdeyiz. Bu kural değişikliğini de değerlendiririz. Yani. Kural değişikliği çok doğru bu kural değişikliği. Bu Sayın Süleyman Hurman'ın fikridir. Yani başkanlar arasında futbola en hakim başkanlardan biri kendisi. Çok doğru bir karardır. Doğru bir karar olduğu için de federasyon olumlu baktı. Onunla ilgili ben yabancı transfer derken yani 14'te kalacağız. Onun dışındakiler, senin dediğin bu kategoriye girmeyenler de tabii ki yollar ayrılacak. Bununla beraber Yüksek Divan Kurulu'nda ifade ettiğim gibi oyuncularımıza, muhtelif oyuncularımıza ilgi gösteren kulüpler de var. Bakarsınız reddedemeyeceğiniz bir teklifle karşı karşıya geliriz. O zaman o mevki içinde, bir arayış içinde oluruz. O muhtemel pozisyonlar içinde zaten cepte yedek isimler duruyor. Bu 20 kuralı da bence bir avantaj. Onu da hani üçü olmasa da bir iki değerlendirmek istiyoruz. Başkan, senin sorduğun diğer soruya gelince de planlama. Planlama. Bizim planlama tamamen hocanın arzu ve direktifle çerçevesinde. Buraya gelmeden önce 4-5 diyordu. Ama 1,5 ay takımla geçirince ve bazı fırsatları çıkınca onları değerlendirmek istedim. Ama yani bizim camiamız öyle bir camia ki her şeyi hocaya bıraksan niye öyle yapıyorsun? Transfer yapıyor yönetmeyince, niye hoca yönetim yapıyor, hoca yapmıyor? Bunun bir orta yolu yok ne yazık ki. Ama ben hocamıza da, ekibine de, takımımıza da sonuna kadar güveniyorum. Panik yapacak hiçbir şey yok. Daha yolun çok başındayız. Ve dediğim gibi belki de hayırlı bir sonuç oldu. Santifor konusunda da az önce kendiniz de belirttiniz. Maxi Gomez ismi son dönemde çok konuşuluyor. Taraftar da tabii sizin dudağınızdan çıkacak kelimeleri dikkatli dinliyordur şu an tahmin ediyorum. Bir gelişme, bir aşama kaydedildi. Şimdi arkadaş şunu söyleyeyim. Bizim yoğurt yiyişimiz artık 5 senedir ortada. Biz transfer imzamını hiç kimseye konuşmuyoruz. Açıklama yapmıyoruz. Yok gittik, gördük, geliyor. Röportajlar vermek, medyaya haber sızdırmak. Bizim öyle derdimiz yok. Ya artık buna da bir saygı duymanız lazım. İmzalandığınız zaman kim olduğunu görürsünüz. Bu kadar basit. Yani biz Maxi Gomez diyorsunuz. Maxi Gomez'e gelene kadar bize kimler yakıştırır? Sadece bu mevki için değil. Sadece bize de değil. Pek çok takıma. O transfer sezonun kendine has. Sizlerin sayesinde işte Türkiye'ye yerleştirilmiş. Kamuoyu istiyor değil. Bu yumurta tavuk meselesi. Siz kamuoyunu bilerek kandırmak istiyorsanız o sizin mesleki değerlerle, etiklerle yüzleşmesi gereken bir konu. Ama bir şey daha da var, onu da söyleyeyim. Tekrar da söyleyeceğim. Ne yazık ki menajerlerle medya mensupları, tabii ki bazıları, çok fazla el ele iş yapıyorlar. Bunu da benden çok daha iyi sizler biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bazen maddi imkanları sınırlıysa istediğinizi yapamazsınız. Forvet pozisyonunda en pahalı pozisyonda transfer için. Ama bir gerçek daha var ki, Ağustos'un 10'undan sonra son 20 günü, 21 günü, bir de özellikle transferin son haftası, Eylül'ün haftası, geçmişte de gördüğünüz, tecrübe ettiğimiz gibi çok farklı şeyler oluyor. Biz de özellikle onu bekliyoruz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Size de güzel bir sezon diliyorum. Hepimize hayırlı olsun. İnşallah biz de sizde emeklerinizi karşısına alırsınız. Sağ olun.